Merhaba arkadaşlar, bugün Tonguç Akademi'de özdeşlikler tam kareyi anlatacağız. Tonguç, Efendim hocam. özdeşliklerin ne olduğunu biliyorsun. Evet hocam Özdeşlik biliyorum. ve denklemin farkını göstermişim. Şimdi tam karenin ne olduğunu anlatacağız. Özdeşliklerden çok önemli bir Tamam. özellik bu. Bakalım hocam. Bak Tonguç'um, tam kare dediğimiz zımbırtı Tam bir şöyle. kare. Tam bir kare, yarım değil yani, anladık mı? Anladım hocam. Saçma sapan şeyler edeme evladım bana. Şimdi bak, tam kare dediğimiz zımbırtı şu. A artı B yazıyor, sonra paranteze koyup karesini alıyor. Şimdi mesela şöyle bir şey yazsam sana. X artı 3 yazsam, paranteze koyup karesini yazsam bu bir tam kare olur. Bunu biz matematikte tam kare olarak adlandırıyoruz. Bunun açılımı ise şöyle. Tonguç, biz buna birinci diyelim, buna da ikinci diyelim, tamam mı? İlk başta bunun karesini alıyoruz. Zaten mantık olarak bunu öğrencilere göstersen ne derler biliyor musun? A'nın karesi artı B'nin karesi derler. Doğru. Hani bu ikisine de gidiyor. Ama ondan bir adım daha fazla. O da şu. A'nın karesi tamam, bunda problem yok. B'nin karesi tamam ama araya bir zımbırtı giriyor. Şu araya bir zımbırtı giriyor. Ne giriyor O hocam? araya giren zımbırtı da ikisini çarpıyorsun, bir de 2 ile çarpıyorsun. İkisini Ha. çarp Tonguç, A çarpı B. AB. Bir de 2 ile çarp Tonguç, 2AB. Bu kadar. Anladım hocam. Yani sen zaten bunu gördüğün anda ne diyorsun? A kare Ya artı B A kare kare. artı B kare. Ama arasına ikisini çarpıp bir de 2 ekliyorsun. Tamam mı Tonguç'um? Tamamdır Şimdi hocam. aynı şeyi burada yapalım. Bak, A eksi B'nin karesi demiş. Yine bunun karesini alırsan A kare olur. Bunun karesini alırsan B kare olur. Eksi B'nin karesi de fark etmez. Yine artı olur, değil mi? Eksi ile eksi artı. Çünkü her zaman bir şeyin karesinin önce artı olur. Tamam, bu artı, bu artı. Bir de araya ikisini çarp. A eksi B çarparsan ne olur? Abi, Eksi AB olur. eksi abi. Bir de 2 ile çarp. Eksi 2 AB olur, değil mi Tonguç? Anladım hocam. Şimdi o zaman sana bir örnek. Mesela x artı 8'in karesini yapalım. Bak, birincinin karesini zaten almayı X biliyorsun. kare. Ondan sonra 64, bunu da biliyorsun. Bir de bu ikisini çarp, 8x. 8x. Bir de 2 ile çarp, 16x. 16x'i de araya yaz kardeşim. Bitti bu kadar. Tamamdır Anlaşıldı. hocam. Birkaç tane alıştırma yapalım mı Tonguç? Yapalım hocam. Bak, x artı 3'ün karesini yapıyoruz. Bak, X ilkinin kare, kare. x kare. Ondan 3'ün sonra karesi 9. 9. Araya ne yazacağız Tonguç bu araya? 3x. Bir de 2 ile çarpıyorduk. 6x. İkisini çarp, bir de 2 ile. Harikasın Tonguç ya. Zirvedeyim. Oğlum bu kadar hızlı anası anlanır ya, helal Bitirebiliriz olsun. hocam dersi. Saçmalama evladım. Bak şimdi. Bir de bunu yapalım. Hadi ilkinin karesini A alalım. kare. Zaten görebiliyoruz. Peki ikincisinin karesini alalım Tonguç. 4. 4. Ama artı 4. Bunu unutma. Eksi 2'nin karesi Evet. 4'tü. Kareler her zaman artı olur hocam. Şimdi bu ikisini çarp. 2A. Eksi 2 a. Eksi Çünkü 2A. eksi var ya orada. Eksi 2 a. Bir de 2 ile çarp. Eksi Eksi 4A. 4 a. Mükemmelsin Tonguç. Harikasın. Şimdi bunun karesini alalım. Burada herkesin yaptığı çok fix bir hata var. Hadi onu Ama sen ben yap. yapmayacağım hocam. Hadi 2x'in karesini al. 2x kare. İşte bu kadar. Mükemmel Tonguç'tan şu şeyi bulduk. 2x'in karesi için Tonguç neydi Tonguç'um? 2x kare dedi, değil mi? Evet. Harikasın. 2x'in karesi 2x kare değildir. Bunu herkes yanlış yapar. Sen de yaptın. Tebrik ediyorum seni. Hocam bu hakareti yapmak için bana bunu Hayır, yaptınız. hakaret etmiyorum lan. Ne alakası var? Hocam yerin dibine Çok ya, soktunuz beni. hayır Hocam ben ne? Bu ar hayatta hocam Hay çok az hata Allah. yapan bir insanım ama lütfen. Canım, bu hatayı yapman mükemmel bir şey Teşekkür Tonguç. ederim hocam. İyi ki bu hatayı yaptın. Tebrik ediyorum seni. Çünkü bir daha yapmamayı öğreneceksin. Bu sayede öğreneceksin. Yoksa öğrenemezdin. Bak Tonguç. 2x'in karesi demek hem bunun karesini hem bunun karesini al demek. Yani ben 2x'i 2x'e çarparsam Allah aşkına 2 kere 2 4 etmez mi? X Aa. kere x, x kare etmez mi? O zaman demek ki 2x'in karesi 4x kareymiş. Lütfen bunu unutma. Tamamdır hocam. O zaman sana hemen şunu yapalım. Bunun karesini alalım Tonguç. Ne eder? 4x kare. 4x kare. Bunun karesini alalım Eksi Tonguç. 25 kare. Yok, eksinin karesi her zaman artı olur. Bak, eksiyle eksiyi Ha, çarpan ama artı 25 kare. 25 Y y kare. kare. Ama burada artı var. Burada da artı, burada artım var mı? Yok, bilmiyoruz. Şimdi bu ikisini çarp Tonguç. 2 kere 5 10. X ile y, o zaman eksi 10x'ye, değil mi? Eksi 10x'ye. Bir Bir de de 2 ile 2 çarp. eksi 20x'ye. Eksi 20x'ye diyoruz. İşte çok zor bir şeyi nasıl hallettin, gördün mü? Hocam sayenizde çok Söyle iyi. bakalım, bu kazık bir soru. 16y kare. Oo, aynı hataları yapmıyorsun artık. Tebrik ediyorum seni. Aynı nehirde Altı. iki kez yıkanmaz. Vay, çok iyiymiş bu. Evet. Şimdi bunun karesini alalım. Çok dikkatli. Burada bir kıllık Bu yaptım zaten dışarı sana. çıkar hocam. Evet, oha. 3'ün karesi. Yani hayır. Kök 3'ün karesi. 9. Hayır, bak şöyle düşün. Kök 3 çarpı kök 3. Kare kök 9. O zaten nedir?
3'tür. O zaman artı 3 yazıyorum, tamam mı Tonguç? Ha, patladım. Şimdi Tonguç, bu ikisini çarp Tonguç. Ya çok basit bir şey vardı. Mesela 2 ile kök 5'i çarparsak 2 kök 5 diye yan yana yazıyorduk. Ya 4 ile kök 3 çarparsan ne olur? 4 kök 3 diye yan yana yazarsın. Birazcık karışık biliyorum. Eskiyi hatırlaman tamam, gerekiyor. 4 y yazıyor hocam orada. O y'yi de sağına atacağız. Görünmeyen bir y var. 4 kök 3 y o zaman yazacağız. 1 ile 2 ile çarptığımız zaman 8 kök 3 y gibi çok karma karışık bir şey çıkıyor. Ama korkmayacaksın. Böyle şeyleri bile yapabiliyorsun artık, tamam mı Tonguç? Benim tek korkum görünmeyen bir hocam. Geceleri odama geliyor. Tonguç'um birazcık da tam karenin tersine çevirmeye bakalım. Bak şu bir tam kare olduğunu düşünürsek. Şimdi bak bu x'in karesi değil mi? Evet. Bu 2'nin karesi değil mi? Evet. Bak x ile 2'yi çarp Tonguç. 2x. Bir de 2 ile çarp. 4x. O zaman aslında bu x artı 2'nin karesi değil miymiş Tonguç'um be ya? Demek ki bak bu bunun açılımıymış. Şimdi tersine döndürüyoruz. Anladık mı? Anladım bak hocam. Burada bu x'in karesi. Bu neyin karesi? 3'ün. 3'ün karesi. Peki bununla bunu çarp. 3x. 3x. Bir de 2 ile çarp 6x. Ama burada eksi 6x yazıyor. Hayda. O zaman diyeceğiz ki bu eksi 3'ün karesiymiş demek ki. Ha. Bak eksi 3'ün karesi 9. Eksi 3 ile x. Eksi 3x hocam. Bir de 2 ile çarp. O zaman x eksi 3'ün karesiymiş değil mi Tonguç? Anladım hocam. Anlıyor musun evladım? Hocam tersten gidiyoruz bu sefer. Tamam aferin, çok güzel. Peki bir tane de ben sana örnek sorayım o zaman. Bununla yap bakalım. İçinize kaldı mı hocam? Evet valla 9x kare artı 12x artı 12xy artı 4y kare. Bu daha kazık bulamadınız bu değil mi kazık, hocam? Daha kazık bulamadım. Teşekkür ederim hocam. Tamam için bak hemen söyle bakalım. Bu neyin karesi? 3x'in karesi. Bravo, bak bunu anladın. Cinsin artık. Hadi bunu söyle bakalım. Bu da 2y'nin. 2y'nin karesi. 2. Bu ikisini çarparsak ne der? 12. 6x'ye. 6 bir de 2'ye çarpalım. O zaman demek ki 3x artı 2y'nin karesiymiş. Anlaştık mı Tonguç'um? Anlaştık hocam. Vallahi tam kareyi çözmek üzeresin. Kabarık bir soru var hocam orada. Abarık bir soru evladım. Abartmışlar bu soruda. Tam kare ise demiş c kaçtır? Hay Allah, nereden? Bu tür sorularda boş bırakıyorum hocam. Tonguç boş bırakmayacaksın. Bak bu neyin karesi biliyorsun? X'in karesi. Bu da bir şeyin karesi olması gerekiyor değil mi Tonguç? Maalesef. Ve bu zımbırtıyla, bu zımbırtıyla bunu çarpıp 2 ile çarpınca bu etmiyor mu Tonguç? Evet. Hatırlıyor musun? Bu iki, bununla bunu çarpıyordum. 2 ile çarpmıyordu. O zaman 2 ile çarpılmış hali bu zımbırtının eksi 8x'e bu aslında eksi 4x değil midir Tonguç? Aa doğru. Burayı anladık mı? Şimdi o zaman bu x zaten buradan geliyordu. Bu eksi 4 de demek ki buradanmış değil mi Tonguç? Anladım hocam. O zaman bunun karesi de bu ettiği için c eşittir eksi 4'ün karesi. Yani 16. Şimdi bir check edelim bakalım. X kare eksi 8x artı 16 diyelim. Bak bu x'in karesi. Bu eksi 4'ün karesi. İkisini çarp. Eksi 8x. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık hocam. Evet evladım. Maşallah maşallah. Çılgın bir soru daha geldi. Çılgın proje. Şimdi x artı y'nin kare, x artı y 5'miş. X çarpı y 3'müş. X kare artı y kare diyor. Hayda. Bizim ne alaka? Bütün sorularda boş bırakıyorum hocam. Evladım hayır, bak yapmayı öğreneceksin. Çok basit bir yöntem var burada. Şimdi x artı y'nin karesini açmayı biliyor muyduk biz? X artı y'nin karesi nasıl açılırdı? X kare 2xy artı 2xy artı y kare, y kare diye değil mi? Evet. Tonguç'um bak bunun karesi dediğimiz zımbırtı aslında 25 değil midir Tonguç? Çünkü x evet. Artı y 5'ti. X artı y'nin karesi 25'tir. Şimdi biz şunu biliyor muyuz x çarpı y'yi? Evet. 3 değil mi? O zaman şurası 3 değil mi Tonguç? Aa. O zaman bak x kare artı 3 kere 2. 6. 6 artı y kare eşittir 25 değil mi Tonguç? Doğru. O zaman bu 6'yı karşıya atarsam x kare artı y kare 25 eksi 6'dan 19 çıkmaz mı Tonguç? Çıkar hocam. İşte bu kadar. Bize sorduğu şey buydu. Çılgın falan değilmiş. Son yani. Bir tane daha sorun olsa bitiyoruz dersimizi. Bak m kare artı n kareyi vermiş 12. M artı n kaçtır diye soruyor. Sorsun. Tonguç şunu hatırlıyor musun? M kare artı n kare artı bir de arada 2mn olunca ne oluyordu Tonguç bu? M artı n'nin karesi oluyor. Şimdi ben şu ikisini biliyorum Tonguç. Bu ikisi kaçmış? 12. 12. Bunu biliyorum. Mn'yi biliyorum. Bu kaç? 2. 2 kere 2? 4. Artı 4 eşittir. M artı n'nin karesi değil mi Tonguç?
Evet hocam. Bak bravo. M artı N'nin karesi eşittir 16 değil mi Tonguç? Evet. O zaman M artı N'dir Tonguç'cum? 4. İşte bu 4 kadar. 4 kere 4 16. Veya eksi 4 de olabilir, bunu unutma aman. He. Bak eksi 4'ün karesi de 16'dır. Yazılılarda eksi 4'ü de yazayım değil mi hocam? Evet. Yani hangi sınıfta olduğuna bağlı olarak değişir ama eksi 4 de olabilir, artı 4 de olabilir. Bunu unutma. Eksi 4'ün karesi de olabilir. Tonguçakademi.com'u takip et Tonguç. Burada videolar daha önden geliyor. Evet. Ve bütün konular patır patır bitiyor. İnternetten çıkmıyorum hocam zaten. Ne yapıyorsun lan internette? Sürekli video izliyorum. Ya sen var ya, sen ne üçkağıtçı adamsın. Ödüllü sorumuzu yap, cevaplara gönder bakalım.